Herkese merhabalar dostlar. Öncelikle bu büyük felaketten dolayı herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım hiçbirinizin burnu dahi kanamamıştır. Çok büyük bir felaketin içinden çıktık diyemeyeceğim. Çok büyük bir felaketin içindeyiz halen. Bildiğiniz üzere İskenderun'da yaşıyordum ben de. Hatay İskenderun'da yaşıyordum ben de. Ve çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. Çok büyük bir deprem yaşadık maalesef. Birkaç gündür yaşam mücadelesi veriyoruz diyebiliriz. Komple bu 10 il yaşam mücadelesi veriyoruz. O evin içinden çıkana kadar sanki sadece bireysel böyle bir şey yaşıyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Ve ben şahsen daha önce hiç deprem yaşamamıştım. Ufak tefek depremler olmuştu ama daha önce bu tarz bir büyük deprem yaşamamıştım. Anlatılmaz. Umarım hiç kimse böyle bir şeyi bir daha deneyimlemez. Çok büyük kayıplarımız var. Çekirdek ailem çok şükür iyiler ama çok fazla kuzen, çok fazla dost, çok fazla iş arkadaşı, evlerimiz, tabii ki evlerimiz son planda. Öncelikle sağlık, öncelikle can kayıpları önemli ama yani yıllarca ve emek verdiğimiz evlerimiz, iş yerimiz, çalıştığım yer olsun. Yani şu an tamamen kullanılmaz haldeler. Hatta yaşadığım şehir şu an artık kullanılmaz halde. Ben gördüğüm, bildiğim kadarıyla Antakya, Maraş ve İskenderun'dan birebir haberdarım. Çünkü uzun bir dönem internetimiz de yoktu, telefonlar da çekmiyordu. Kardeşlerim ve ablalarım olduğu için oraları biliyorum. Maraş, Antakya ve İskenderun gerçekten haritadan silinmiş durumda. Çok az yer kaldı ayakta duran ama buranın toparlanması maalesef çok uzun sürecek. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Ben elimden gelen desteği yapmaya çalıştım. Ailemi güvene aldıktan sonra elimden gelen desteği yapmaya çalıştım. Ve çok güzel destekler geliyor gerçekten. Halen kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında gerçekten en küçük ihtiyacımıza kadar her şey karşılanmaya çalışılıyor. Bazen devlet destekli, bazen de bireysel çok fazla gönüllü çalışan arkadaş var. Birebir ilgilenen arkadaşlar da oldu. Bunlara da, buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçten ne yapacağımı bilmiyorum. Aklımda ufak tefek planlar var. Keşke şu an normal işimize devam edip, normal evimize gidip ya da normal YouTube'da basit videolar çekseydim. Bugünleri bu normal sıradan hayatımızı ve sıradan diye şikayet ettiğimiz hayatı bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi. Şu an ciddi anlamda bu hayatı özlüyorum. Daraldım, biraz yürüyüşe çıktım. Sürekli haberleri almak da çok zor, ağır geliyor. Öncelikle ayrıyeten güzel dileklerin için de teşekkür ederim. Herkes yanımızda oldu. Hem YouTube'dan, hem Discord'dan, hem normal Instagram'dan herkes çok yakından bizlerle ilgilendi. Onlar için de çok teşekkür ederim. Birkaç güne, hatta pazar günü ailemi de buradan alıp Antalya'ya geleceğim. Ne kadar süre olur, ömürlük mü olur bilmiyorum ama artık uzun vadede plan da yapamam diye düşünüyorum. Çünkü bir gün sonraya bile çıkamaz hale geliyorduk. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum ama sizi de böyle ufak bilgilendirmek ve dertleşmek istediğim için bu videoyu çektim. İyiyiz. Öncelikle gerçekten iyiyiz. Yani diğer insanları ve çevreyi görünce biz çok iyiyiz. Gerçekten çok iyiyiz. Buna da çok şükür. Antalya'ya geleceğim dostlar. Umarım az da olsa daha güzel günler yaşamayı diliyorum. Tekrardan böyle bir felaketle kimsenin karşılaşmamasını diliyorum. Umarım Türkiye'nin adı tekrardan depremle anılmaz. Çok büyük bir felaket.
Çok korkunç. Özellikle ailenin yanında olması, onları evden çıkaramayacak olmanın korkusu çok büyük bir baba için. Bunu hiçbir babanın gerçekten yaşamamasını istiyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Umarım daha normal günlere döneriz. Tekrardan gülüp eğlenebileceğimiz, tekrardan güzel videolar çekebilirim. O sıradan hayatımı çünkü çok özledim. O sıradan basit işe gidip gelip eve geldiğimde isyan ettiğim zamanları hatırlıyorum. Şu an çalışabileceğim bir yerde yok yani. İş yeri de yok, ev de yok. Ailenin çok büyük bir kısmını İskenderun'dan çıkardık. Şu an sadece eşim, ben ve çocuğum kaldı. Onları da pazar günü çıkarmayı planlıyorum. Umarım buradan sağ salim çıkarız dostlar. Antalya'da den gelmek isterim. Hayatın biraz daha normale bindiği günlerde sizlerle dertleşmek isterim. Oradan da çok fazla takip eden arkadaşlar var. Onlara da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Ailenize sıkı sıkı sarılın. İyi akşamlar.